Aslında hatırlayacağınız gibi Sayın Cumhurbaşkanı bundan tam 2 sene önce İstanbul'da bir alışveriş merkezi açılışında altını çizerek ve hatta daha sonraki ikinci bir toplantıda da bir daha dikkati bu konunun üzerine çekerek TL ile kiralama konusunda sektöre mesajlar vermişti ve bunun yanlış olduğunu belirtmişti, uyarılarda da bulunmuştu. Şimdi biz aramızda konuştuğumuz zaman 2 sene önce bu değişiklikler yapılabilseydi bugün bunlar bugün olmayacaktı diyoruz. Çünkü o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız bütün AVM'lere çağrı yapmış, herkesin TL'ye dönmesi gerektiğini söylemişti ve pek çok AVM'de zaten onun çağrısına kulak verdi. Ben şurada sorunun altını şöyle çizmek istiyorum. Yanlış anlaşılmalara sebep verilmemesi için. Türkiye'deki AVM'lerin 1/3'lük bir kısmında hiçbir sorunumuz yok. Lütfen bunu bir kere altını çizelim. Bütün sorun 1/3'lük bir AVM grubunda, ki bu da yaklaşık 80-90 AVM yapıyor toplamda. Bu AVM'lerle bizim sorunumuz var ve bu AVM'lerin de eski yıllarda yapmış olduğumuz sözleşmelerden dolayı, kurun hızlı yükselişi ve aşırı yükselmesinden dolayı tahliye taleplerimize ret cevapları alıyoruz. Şimdi ben size rahmetli Güngör Hoca'yı da anmak istiyorum burada. İzleyicilerimizin daha anlayabileceği, Ali Rıza Bey amcanın, Ayşe teyzenin daha rahat anlayabileceği bir lisanla bunu anlatmak istiyorum. Benim Mersin'de bir mağazam var. Benim yine Bayrampaşa'da bir mağazam var. Geçen sene avro kuru 4.11 lirayken 31.775 lira kira ödüyormuşum buraya. Bugün 59.802 lira oldu bu kira. 31 bin liradan 59 bin liraya yükseldi. Ve AVM yönetimi iyileştirme yapıyoruz dediği iyileştirme sadece %10 indirim yapıyor. Ve bu %10'luk indirimle de benim kiram 53.800 liraya geliyor. Bu da bir yıl içinde benim kiramın %68, yani %70 artması demek. Yani kiracıların ilgili AVM'lerde, ilgili projelerdeki sıkıntılarını ben bir yıllık %70 kira artışından dolayı olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi 28 bin lira sadece... Valla kesmiş olayım. 28 bin lira sadece bir mağazada masrafı mı attır diyorsunuz? Bir markanın aynı zamanda kurucusu, yöneticisi olarak tüm markalar için de bu geçerli diyorsunuz. Şimdi başta bir şey söylediniz aslında. Biz anlaşamadığımız AVM'lerden çıkmak istiyoruz dediniz. Ama çıkılamıyor mu? Yani orada çözüm ne olabilir? Anlaşmazlık nasıl çözüme kavuşabilir? Nedir durum? Şimdi yine ben bunu basit bir sözle anlatayım. Diyelim ki bir benzetmeyle anlatmak istiyorum. Bir evde kiracısınız. 5 bin lira kira veriyorsunuz. Döviz karşılığı 5 bin lira kira veriyorsunuz. Dövizde aşırı bir yükselme oluyor. Ve bir anda kiranız 9 bin liraya çıkıyor. Ne yaparsınız? Ben burayı bir ay sonra ev sahibi size... bu konuda herhangi bir yaklaşım göstermediği takdirde bir ay sonra tahliye edersiniz. Ama burada biz diyoruz ki 2 ay önceden size haber verelim. Siz de zarar etmeyin. AVM'deki diğer açık mağazaların içinde kötü bir görüntü oluşturmasın bu. Sözleşmemiz var, evet doğru, ama mücbir de bir sebep oluştu artık. İzin verin biz kapayalım mağazamızı, siz de başka bir kiracı bulun diyoruz. Buna da izin verilmiyor. Bu konuda da yasal düzenleme biz bekliyoruz. İnşallah bu yasal düzenleme de gerçekleşecek. Çünkü bakın yine bakın Eyüp'te, Mahmut Bey Gişeler'de, Antalya'da Belek'te, Erzurum'da döviz borçlanarak, hatta yabancı yatırımcıların %1-2 faiz alarak, faiz ödeyerek döviz borç, evet, borçlanan yatırımcılara karşılık, eko yapıyor bu anda telefon da, o sebeple konuşmalarım biraz karışıyor. Çok daha fazla maliyetle döviz borçlanan yatırımcılar, hiçbir sorun yaşamıyoruz. En fazla turistin geldiği,
Boş yer bulunamayan AVM'ler bunlar. Öte yandan dediğim gibi Eyüp'teki bir AVM'de hiçbir sorun yaşanmazken ona 3-4 kilometre mesafedeki Bayrampaşa AVM'de bu sorun neden yaşanıyor? Demek ki burada bir yönetimsel bir sorun var demek. Çünkü aynı koşullar, aynı kredi kullanma koşulları, aynı maliyetler orası için de geçerli. Bizim hep sürekli tekrar ettiğimiz konu bu çerçevede gelişiyor. Bir de şöyle bir durum var. Bizim sadece kira değil meselemiz. Dövizli maliyetlerimizde önemli artışlar var. Ürün mağazalarımıza yeni sezon için ürün tedarik ederken ham madde... Telefonda yine karışıyor ses, kusura bakmayın, çok zor bağlanıyorum. Siz kulaklığı çıkartın isterseniz, birazdan da son maliyet sözleri artışları... alayım sizden. Peki. Alo. Son sözlerinizi alayım isterseniz, sonrasında o eko sorunu da sizi rahatsız etmesin. Peki, son sözümüz de şudur. Perakende sektörü şu anda bazı dövize bağlı sıkıntıları var. Bunları çok kısa zamanda biz aşacağını tahmin ediyoruz. Sayın hükümet yetkililerimizle de bakanlarımızla çok yakın temastayız. Ve bu temas doğrultusunda da işbirliğimiz devam ediyor. BMD markaları, Birleşmiş Markalar Derneği'nin markaları olarak tamamen şu anda bizim birinci gündemimiz yurt dışına açılma ve 4000'e ulaşan mağaza sayımızı daha da yukarı çekme. Ancak şu anda maalesef markalarımızın yaşamış olduğu temel sıkıntı bu. İnşallah kısa zamanda çözüme kavuşacağını tahmin ediyorum. Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel ile konuştuk.